Büyük bir ihtimalle doktorların inisiyatifi dışında bir karar alınıyor. Yani doktora kalınırsa yani o yaşlı insanın orada bir saat bile durması yanlıştır. Bir saat. Bir saat bile kapalı alanda durması yanlıştır. Ben buradan sağlıkçılara seslenmek istiyorum. Lütfen bizim sesimize ses verin. Sizin de anneniz olabilir, sizin de yakınınız olabilir. Elinizi vicdanınıza koyun. Bu yaşlı insanların cezaevinde durmalarına izin vermeyin. Sırf düşüncelerinden dolayı, konuştuklarından dolayı içerideler. Aynı ekmeği paylaşıyorlar, aynı sofrada yemek yiyorlar, aynı yatağı paylaşıyorlar. Mesela para gönderiyoruz, biz annemize de söylüyoruz. Biz diyoruz ki yani bunu bütün arkadaşlarına paylaşacaksın yani orada. O parayı zaten, o harçlığı zaten beraber yiyorlar. Yani bunun neresi suç? Ekmeği bölüşmek suç mu? Aynı sofrada yemek yemek suç mu? Onları siz içeriye attınız. Yani düşüncesinden dolayı, yani size karşı konuştuklarından dolayı siz içeriye alıyorsunuz ve diyorsunuz ki onlarla diyaloğa girmeyin. Ya biz onların yanına gittiğimiz zaman biz onların şeyine bakmıyoruz. Suçuna bakmıyoruz. Zaten orada siz cezaevine koymuşsunuz. Yani biz onlara para gönderdiğimiz zaman hepsi bir arada yemek yiyorlar. Bir sofrada yemek yiyorlar. Bir şey kantinde bir şey aldıkları zaman zaten beraber yiyorlar. Adli tıp raporu veren doktorlara, bütün yetkililere seslenmek istiyorum. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Bu olaya bir nokta koyun yani. Yani bu insanın ne zararı olabilir size? Bir an önce tahliyesini talep ediyoruz. Başka ülkeleri kınıyorlar ya, diyorlar şiddet uyguluyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Aynı zulmü kendiniz yapıyorsunuz. Bunun hukukla, insanlıkla hiçbir alakası yok. Buna sessiz kalmak bile vicdansızlıktır. Yani siz Kürt'ün 75 yaşındaki, 80 yaşındaki hasta annelerini, hasta yani ayakta duramayan hasta annelerini cezaevine bu şekilde götürüyorsunuz. Bu şekilde sahte raporlar hazırlıyorsunuz. Bu şekilde hukuksuz bir şekilde cezaevine götürüyorsunuz. Ve geri kalan kısmına diyorsunuz ki biz kardeşiz, bize inanın, bize güvenin. Biz sizin neyinize güveneceğiz? Nasıl güveneceğiz size? Yani sen benim 75 yaşındaki, 80 yaşındaki hasta anneme merhamet etmiyorsun. Ben sana nasıl inanacağım, nasıl merhamet edeceğim? Biz ne zaman ki eşit şartlarda, bu ülkede eşit şartlarda yaşamımızı sürdürürsek, eşit şartlarda ancak o şekilde size inanabiliriz. Başka türlü inanmayız.